olan demiyor. Dikşona en dikkat eden demiyor. Enteresan değil mi? Kesinlikle. Yani içi dışı bir olan insanımız azalıyor bu devirde. Demin hocamın söylediği gibi bu gelişimden ziyade bir erozyon evresinde yaşıyoruz. Hatta yok etme çabaları var. Ama çok şükür duyarlı insanlarımız var, duyarlı programlarımız var. Ve bu duyarlı insanlar, güzel insanlar olduğu sürece de bu iş Allah'ın izniyle onların istediği gibi sonuçlanmayacak. O yüzden hepimiz birer sancaktarız. Aslında hepimiz birer güzel insan olmak zorundayız. Ve bunu mesela siz sinemayla, özür dilerim, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunla, konferanslarla. İşte işiniz ne olursa olsun, seminerlerde de bunu gençlere söylüyorum. Gelecekte meslek seçiminde de buna dikkat etsinler. İşiniz ne olursa olsun, kıstası sadece şudur. İşin getirisi helal olacak tabii ki. Ve işin kendisi başkasına faydalı olması lazım. Yani hayrun nas olmamız lazım. Şimdi bir cep telefonu için, bir araba için, bir kanepe grubu için yarışırsak bu bitmez. Ruhun gıdası değildir. Doğal olarak Rabbim yine ayette onu söylerken yine bizi düşünerek söylüyor. Bu bizim psikolojimizi tatmin edecek. Bu dünyamızda da rahatlayacağız. Hani sadece kendisinin, kulunun hiçbir şeyine ihtiyacı yok. Biz haşa, güzelleşeceğiz. Biz, yine. Bize faydalı olacak. Bize ilaç olacak. Öyle Allah-u Teala diyor ki gül taşıyın. Gülü sen bir başkasına götürüyorsun ama taşırken sen